Değerli arkadaşlarım ve de saygıdeğer izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bu sohbetimizde Kur'an ve İslam programımızın 298.sini yapacağız. Bu sohbetimiz Neml suresinin ikinci sohbeti olacak. Bundan evvel Neml suresinin birinci bölümünü, birinci sohbeti yapmıştık. Onda da şöyle bir hatırlatmak isterim. Kur'an'ın birkaç özelliği, müminlerin temel özelliği, zekat vermek, dünya nimetlerinin hayatın süsü oluşu, ahirete inanmayanların tuzağa düşeceği, ahirete inanmayanlar, ahirette en çok azaba uğrayacak kimseler olduğu, Musa'nın elçiliğe atanışı, Musa'ya verilen görev, Musa'nın korkusu ve Musa'ya güvence verilişi, Musa'ya verilen 9 ayet, Firavun ve avanesi kibir nedeniyle iman etmediler, Davud'a Süleyman'ın verilişi, Davud ve Süleyman'ın çok nimetlerin karşılığında Allah'a çok hamd etmeleri, çok şükretmeleri, Süleyman'ın Davud'a varis oluşu, kuşların mantığı, Süleyman'ın ins, cin ve kuşlardan oluşturduğu ordu, kuşların, yani Neml suresinde geçen kuşların geç Hititler olabileceği noktalarıyla sizlere bilgiler verilmişti. Ve 18. ayete gelmiştik. Şimdi oradan devam ediyoruz. 18. ayet. Sonunda Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, evlerinize girin, Süleyman ve orduları bilinçsizce sizi kırıp geçirmesin," dedi. Bu ayete baktığımız zaman Süleyman peygamberin insten, cinsten ve kuşlardan oluşan ordusuyla bir sefere çıktığı ve seferde de Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karıncanın, ki biraz sonra anlatacağım onu, bu dişi karınca, karınca dişi, "Ey karıncalar, evlerinize girin, Süleyman ve orduları bilinçsizce sizi kırıp geçirmesin," dediğini burada görüyoruz. Ve Karınca Vadisi, karınca, ki dişi karınca ve onun karıncalara söylemi üzerinde duracağız. Burada bunları açıklamak durumundayız. Şimdi Karınca Vadisi, yani bu ayetleri iyi anlamak için bu sözcükleri iyi anlamak gerekiyor. Çünkü buradaki karınca gerçekten karınca mı? Ve Karınca Vadisi denildiği zamanda da hakikaten karıncaların çok yaşadığı bir vadi mi? Bir çukur mu? Bir dere mi? Bir toprak parçası mı? Bunun açıklığa kavuşturulması lazım. Şimdi genelde buradaki yapılan mecazi anlatımlar, kinayeler, metaforlar hakikat manasına alındığından dolayı da normal olarak bir karınca sürüsü bir toprak parçasında ve orada da Süleyman peygamberin karıncalarla konuştuğu tarzında bir anlayış vardır. Bu anlayış, şimdi biraz sonra bunları tahlil edeceğim, size bilgiler vereceğim. Bunlara baktığımız zaman bunlar Kur'an'a aykırı, sünnetullah'a aykırı olan şeylerdir. Şimdi önce Karınca Vadisi geçtiği için ayette Karınca Vadisi'ni anlatayım. Burada Karınca Vadisi ile ilgili kadim klasik kitaplarımızdan Zebidi, Tacül Arus kitabında Arap bölgesindeki, Arapça konuşulan yerlerdeki vadilerin hepsini bir bir saymıştır. Ve o saymasında da Karınca Vadisi diye bir vadiden bahseder. Bu vadide
o kitapta, Tacül Aruş kitabında, bugünkü Suriye'nin Gazze ile Cibrin arasında, Aksalan arasındaki bir vadi olduğunu bahseder. Yani bu normal olarak bildiğimiz yerdeki karıncaların yaşadığı bir yer değil, coğrafi olarak Akdeniz kenarında, Akdeniz'in doğusunda, Askalan ile Cibrin arasında var olan bir vadi olduğunu bildirir. Önce bunu bir not edelim. Şimdi burada bir de dişi karıncadan bahseder. Bu dişi karıncanın da tabi Süleyman Peygamber'e karşı, daha Süleyman Peygamber herhangi bir şey demeden toplumuna karşı da, ey karıncalar evlerinize girin, Süleyman ve orduları bilinçsizce sizi kırıp geçirmesin der. Şimdi burada bir karıncanın bir kralla, bir komutanla direkt konuşması değil, o biraz sonra gelecek. Önce kendi toplumuna karşı bir uyarısı ve siyasi bir girişimi vardır. Bu girişime baktığımız zaman bu gayet akıllı, bilinçli bir girişimdir. Şimdi şöyle, bu vadi, Karınca Vadisi dediğimiz yer, normal olarak coğrafi bir bölge olduğuna göre buradaki dişi karınca da doğal olarak, yani bizim bildiğimiz küçük haşerattan olan karınca değildir. Onu da burada söyleyeyim. Biraz sonra daha net olarak söyleyeceğim bunu. Ve burada da yaşayan bir karıncalar var ki dişi karınca onlara hitap ederek onları yönlendirmektedir. Şimdi önce şu olayı anlatayım. Nemil Vadisi halkı dediğimiz zaman önce nemil sözcüğü, yani karıncaya verilen nemil sözcüğü geliş gidişçe çokça hareket edip az duraklamasından, hafif yürümesinden ve toplayıcılığından dolayı verilmiştir bu isim. İşte o bölgedeki yaşayan halk bu özellikleri taşıdığından dolayı bunlara nemil, yani karınca diye o bölgedeki yaşayan halklar karınca diye isimlendirilmiş. Şimdi bu onlara takılmış bir lakaptır. Şimdi memleketimize baktığımız zaman veyahut da dünyaya baktığımız zaman böyle taş toprakla veyahut da hayvanlarla ilişkilendirilmiş çok isimler var. Çok yöreler var. Yani hem kişi isimleri var hem de bölge isimleri var. Coğrafi olarak çok çok isimler var. Şimdi o yönden burada bunları tahlil edeceğiz. Ama şunu da belirteyim. Daha önceki sohbetimizde Süleyman Peygamber'in bize kuşlar mantığı, kuş mantığı öğretilmişti diye bir ifadesi vardı ya. İşte oradan hareket etmek suretiyle, hani buradaki karıncalar normal karınca, Süleyman Peygamber karıncalarla konuştu gibi yanılgı buradan kaynaklanmıştır. Halbuki kuş mantığının kuş dili demek olmadığını ve kuşların özelliklerini bilmek, fark etmek olduğunu daha önce uzun uzun anlatmıştım. Hala kedinin mantığı, köpeğin mantığı, kuşların mantığını orada daha önceki sohbetimde sizlere belirtmiştim. Şimdi burada şöyle baktığımız zaman, yani ülkemizde de, yani bugün işe baktığımız zaman yine hayvanlara isim olarak, hayvan kaynaklı isimlerle beldeler halkımız vardır. Dünya üzerinde de birçok şehir vardır. Hatta bunu önceden şöyle söyleyeyim, yabancılardan örnek vereyim. Mesela jakar sözcüğü bir şehir olmasına rağmen beyaz kuş demek. Şimdi mubiju mai, keçi suyu demek. Akra karıncalar demek. Bamako timsah nehri demek.
Panama City, bunu herkes bilir. Özellikle bu hani gemicilik yönüyle falan ünlü bir yer. Mesela çok balık şehri demek. Singapur, uzak doğudaki aslan şehri demek. Hartum, filin hortumunun ucu demek. Berlin, Avrupa'da ayı demek. Kampala, ceylan demek. Abu Dhabi, bugün işi Orta Doğu'da, ceylanın atası demek. Yani böyle isimler var. Şimdi ülkemize doğru da geldiğimiz zaman, bu yabancıları örnek verdim ya size. Mesela Kuşadası, kuş cenneti. Mesela İzmir'imizde böyle şeyler var. Caddemizin bir tanesi Tilkilik. Mesela yine Balçova'da bir yöremizin birisi Çakalburnu. İstanbul'da Sabiha Gökçek Havaalanı'nın bulunduğu yer Kurtköy. Yine bugün için güncel ordumuzun daha savaş için bulunduğu yer Ceylan Pınarı, Kurtalan, Kütahya'nın Tavşanlı gibi yerleri var. Buralarda tamamen işte tavşandan, kurttan, ceylandan da alınmış isimler var. Şimdi o yörede de, o dönemde de demek ki bugünkü Filistin'in arkasında Doğu Akdeniz'de böyle karıncadan alınmış bir isim ve var ve orada bir yöreye, coğrafi bir bölgeye Karınca Vadisi denmiş. Ve şunu da belirteyim burada. Şimdi oradaki yaşam belki de şimdi o günden bugüne çok seneler geçtiğinden, yani bugün için en azından 3500-4000 sene gibi bir zaman geçtiğinden dolayı bu nakledilen olaylarla ilgili, belki de onlar bizim bugünkü Göreme, Peribacaları gibi yerlerde yaşadıklarından dolayı oyma binalarda, yani doğal olarak kayaları oymak suretiyle evler yapıp oralarda yaşadıklarından dolayı, yuva noktaları, yuvaya benzediklerinden dolayı da bu halka karınca halkı da denmiştir. Bir de çalışma özellikleri, yani çalışma özellikleri neydi onu da belirteyim tekrar. İsmin özünden, kökünden, kök anlamından gelen, geliş gidikçe çokça hareket edip az duraklamasından, hafif yürümesinden, toplayıcılığından, yani bu özellikleri o halk taşıdığından dolayı, yani karıncanın özelliklerini taşıdığından dolayı o halka da nemle, yani karıncalar diye isim verilmiş olması büyük bir ihtimaldir. Bunu öyle anlayacağız. Niye diyecek olursanız, şimdi onları da belirteyim. Bunları şöyle aklen mantıktan kullanacak olursak, şimdi bu ayette bunların dişi karınca dediğimiz bir tane karınca toplumundaki diğer karıncalara meskenlerinize girin diyor. Meskenlerinize, yani oradaki her karıncanın bir evi var. Bu çok dikkat çekicidir. Mesken. Şimdi bir defa normal olarak literatürde, Arap dilinde karıncaların yuvasına, kertenkele yuvasına, o tip yerlere mesken denmez. Cuhur denir. Onun için bu ifade, mesken sözü bize bunun normal karınca olmadığını, buradakilerin bir normal evinin, hanesinin olduğunu göstermektedir. Bu bir. İkincisi, karıncaların bildiğiniz gibi karıncalarda bireysel hayat yoktur. Herkesin kendine göre bir evi, onlar komün hayatı yaşadığından dolayı da onlara hani deliğinize girin, çukurunuza girin denilmesi lazımken, burada evlerinize diye her birinin bir evinin var olduğunu burada göstermiştir ayetten. Şimdi bu olay tabii ki Süleyman Peygamber ve onun babası Davut Peygamber'le ilgili işleniyor bu konu. Buraya baktığımız zaman şimdi Süleyman Peygamber'in Karınca Vadisi'nden geçtiğine dair Kitab-ı Mukaddes'te, yani Yahudilerin ve Hristiyanların elindeki temel kitapta herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Onu belirteyim ama
Yani orada bir bilgi yok diye onlar da bu konuda sessiz değillerdir. Yahudi Ansiklopedisi'nin 11. cildinin 440. sayfasında Karınca Vadisi ile ilgili şöyle bir anlatım vardır. Onu da belirteyim. Süleyman karıncası bol vadiden geçerken karıncalardan birinin diğerine şöyle seslendiğini işitti. Yuvalarınıza giriniz. Yoksa Süleyman'ın orduları sizi çiğneyecektir. Bu anda Hazreti Süleyman karıncanın önünde büyüklük tasladı. Bunun üzerine karınca, siz de kim oluyorsunuz, siz kimsiniz? Bir damla sudan meydana gelmiş mahluk diye sert bir karşılık verdi. Bunu duyan Süleyman bu durum karşısında çok utandı ve mahcup oldu. Gördüğünüz gibi burada akla, mantığa, Kur'an'a aykırı anlatımlar vardır. Ve bu buradaki geçen hani Lemle, Karınca Vadisi ve karıncaların gerçek anlamda kabulü de işte bu Yahudi kaynaklı bilgilere dayanmaktadır. Bunun ötesinde şöyle bir şey daha söyleyeyim. Müslümanlar arasında da klasik tefsirlerde bu konulara ait çok çok mesnetsiz, dayanaksız ifadeler, malumatlar diyeyim yani verilmektedir. Mesela Eşabi der ki bu karıncanın iki kanadı vardı. Dolayısıyla bu da uçan kuşlardan sayılmıştır. Bundan dolayı Süleyman Aleyhisselam bu karıncanın dilini bilmişti. Durum böyle olmasaydı onun dilini anlayamazdı. Demin bir şey söylemiştim. Bu uydurmaların kaynağı ayetteki kuş mantığı meselesini tutup da kuş dili olarak anlamadan kaynaklanmakta. Adam şimdi öyle bir şeye gitmiş ki bu karınca kuş değil. Hani Süleyman peygambere kuş mantığı öğretilmişti ya, kuş dili diye anladılar. Kuş dili öğretildi ya, varsayayım öyle. Karınca kuş değil ki. Ha, adam şöyle demiş ki ya karıncalar var ya, o karınca var ya, kanatlı karıncaydı. Kanatlı olunca o da kuş sayılırdı gibi bir şeye götürmüş. Şimdi Kâb da diyor ki yine klasikçilerden, Süleyman Taif vadilerinden bir Sedir vadisinden geçti ve bu arada yolu Karıncalar vadisine uğradı. Bu arada kurt kadar büyük topal bir karınca tek bir ayağı üzerinde yükselerek "Ey karıncalar" diye ayeti kerimedeki sözleri söyledi diyor. Bakın buradaki abartıya bak. Karınca normal bir karınca değil, kurt kadar bir karıncaymış. Şimdi Zemahşeri de söylenen Süleyman bu karıncanın sözlerini 3 millik mesafeden duydu. Bu karınca topal olduğu halde tek ayak üzerinde yürüdü. Denildiğine göre bu karıncanın adı Tahiye'ymiş. Bir de isim takılmış. Bunlara değince. Şimdi Süheyli diyor ki bir başkası, Süleyman Aleyhisselam'ın konuşmasını duyduğu karıncanın ismini zikretmişler ve Harmiya olduğunu söylemişlerdir. Şöyle de söylenmiştir. Bu olayın cereyan ettiği vadi Yemen'deydi. Bu sözleri söyleyen karınca da alışılmış türden küçük bir karıncaydı. Bu açıklama El-Kelbiye'ye aittir demiş. Nefis Şami ise şöyle diyor. Bu vadideki karıncalar kurt kadar büyüktür. Büreği de Selami koyun kadardır demiştir. Şimdi gördüğünüz gibi burada hiçbirisinin mesnedi, hiçbirisinin tutarlığı, hiçbirisinin de sünnetullah'taki gerçeklere uyan tarafı yoktur. Şimdi bu tip şeylerde kesinlikle bir Müslümana düşen iş şudur. Bakara suresinde hani Adem, İblis, melekler anlatımı, temsili anlatımında orada en son meleklerin ağzıyla bir replik vardır. O nedir? Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. Allah'ım, her şeyden noksanlıklardan münezzeh olan Allah'ım,
biz de senin bize bildirdiğin bilginin dışında bilgi söz konusu değildir. Senin bildirmediklerini biz bilemiyoruz, bilmiyoruz. Burada da aslında Allah'ın verdiği bilgilerle yetinip Allah'ın vermediği bilgileri bu mübarek kitapla ilgili ortaya atamayız demek gerekirken, böyle gördüğünüz gibi karıncayı kanatlandırdılar. Kimisi kuş koyun kadar, kimisi kurt kadar büyük yaptı. Kimisi topal yaptı. Kimisi ta bilmem 3 mil öteden, ki bugüne göre 5 kilometre öteden Süleyman karıncanın sesini duydu gibi şeyler ortaya atılabilmiştir. Bunların hepsi, şöyle anlatayım, Müslümanları uyutabilmek, yerinde saydırabilmek içindir. Burada halbuki Cenab-ı Hak, onu da belirteyim, çok çok özel ve çok çok güzel mesajlara işaret etmektedir. Onu belirteceğim. Biraz sonra onlara değineceğim. Şimdi şunu da burada belirteyim. Burada daha tabii bir yine başka hüdüt falan olayı da gelecek şimdi bu ayette. Tutup da bu işleri sünnetullah'a aykırı olmasına rağmen, efendim bunlar hepsi mucizedir, peygamber mucizesidir falan filan gibi o kategoriden ele alıp işin içerisinden sıyrılmak akıl kârı değildir ve doğru bir işte değildir. Onu belirteyim. Şimdi birkaç bu konuların daha iyi net anlaşılması için ayetlerin, yani devam pasajdaki devam eden ayetlerin yine ele alınması gerekmektedir. Sonra da neden sonra diyecek olursak, o karıncanın çektiği nutuktan sonra. Şimdi o karınca ne oldu, neler olabilir, kim olabilir, onu da açıklayacağız. Süleyman dişi karıncanın sözünden, kararından dolayı gülerek tebessüm etti. Ve Rabbim, bana anne babama lütfettiğin nimetinin karşılığını ödememi, hoşnut olacağın salih işleri işlememi gönlüme getir ve rahmetinle beni salih kullarının içine kat dedi. Evet, burada Süleyman peygamberin gülerek tebessüm etti diye bir ifadesi var. O hani karınca dediğimiz kişinin diyeyim, öyle diyeyim, onu toplumuna, evlerine çekilin, Süleyman bilinçsizce sizi ezebilir, size zarar verebilir dediğinden sonra şimdi Süleyman burada çok güzel bir şey diyor. Allah'a hamd ediyor. Allah'ın bize verdiğin nimetlere karşılık bizim sana hamd ve şükretmemizi, yani bedel ödememizi nasip ettiği bir duası var. Ve buradan dolayı bu olaya da o dişi karıncanın, onu anlatacağım, kimdir, neyin nesidir, onun vermiş olduğu karardan dolayı da tebessüm ediyor. Nasıl bir tebessüm? Gülerek tebessüm et dediği bir özel ifade var. Şimdi burada gülerek tebessüm dediğimiz zaman, bu gülerek tebessüm, tebessüm etmenin, yani sevinç göstermenin zirvesidir. Kahkahadan öndeki halidir. Gülme dediğimiz zaman, tık dediğimiz zaman onun kahkaha boyutu vardır. Burada ise sevincin, mutluluğun zirvesi vardır ama kahkaha boyutu olmadan. Evet. Şimdi bu onun memnuniyetini ifade etmektedir. Şimdi neden Süleyman peygamber tebessüm ediyor, böyle bu işten çok mutlu oluyor diyecek olursak, şimdi burada en önemli nokta şudur. Orada kavil sözcüğü geçer bu ayette. Kavil sözcüğü söz demekten, konuşmaktan daha ziyade literatürde, hukuk literatüründe kavil karar demektir. Hüküm demektir. Onun verdiği karardan, onun verdiği hükümden dolayı çok mutlu olmuştur. Evet, bu nedir? Şimdi burada şunu da belirteyim. Yani o idareci kadın, bu işlerden o anlaşılıyor ki, o nemle dediğimiz, karınca dediğimiz şey, karınca vadisinde yaşayan halkın idarecisi. Bir. Ve o idareci bir bayan. Ve bu ayetlerde
Buradaki anlatımlarda dişi karınca diye geçmesinin sebebinde de bayanların da en az erkekler kadar akıllı olduğunu, onlardan da geri olmadığını ifade eden bir şey. Burada da Cenab-ı Hak bir bayan yöneticinin erkekler gibi dirayetli, ileri görüşlü ve ileri bir siyasetçi olduğunun vurgusunu yapmaktadır. Surenin devamında da yine bir başka yönetici bayandan da Allah bahsedecektir. Yani bunu da burada belirtmiş olayım. Şimdi bütün bu şeylere geldiğimiz zaman şimdi bir akıllı, akılca, daha Kur'an'a bile şey yapmaya gerek koymadan bunun karınca, konuşma, bunların bir akli yaklaşımını şey yapalım. Şimdi bu olayı, yani bir karıncanın ta 3 mil 5 kilometre öteden konuşup da Süleyman'ın duymasını Süleyman'ın mucizesi olarak yorumlarlar. Peygamberin mucizesi olmaz aslında. Mucize Allah'a aittir. Mucize Allah'ındır. Allah peygamberler üzerinde mucize gerçekleştirir. Resulullah da hani din bilmez, kitap bilmez bir kişinin üzerinde Kur'an gibi bir kitabı gösterdiği gibi, mucize gibi peygamberler üzerinde mucize gösterir. Bu tamam. Peygamberler kendi canını istediği gibi böyle mucize falan gösteremez. Öyle bir dirayetleri de yoktur. Öyle bir hünerleri de yoktur. Geçmişte de hiçbir peygamberde böyle bir şey de olmamıştır. Onu da burada belirteyim. Şimdi şöyle bir olay olsun, bunu diyelim. Şimdi bunu peygamberin mucizesi olduğunu varsayımdan hareket edecek olursa burada başka bir şey daha ortaya çıkacaktır. Nedir? Süleyman peygamber, hadi Allah ona böyle bir ses duymaya şey verdiğini varsayalım. Ama burada bir de karınca var. Öyle değil mi? Şimdi bu karıncanın, şimdi böyle böyle bir kabulü şey yaptığımız zaman Süleyman'ın ordusunu bilmesi, Süleyman'ın fikrini, düşüncesini, ordusunun o topluma zarar vereceğini bir karıncanın da bilmesi bu defa Süleyman'dan çok bir karıncanın mucizesine dönüşür. Ki böyle bir şey de söz konusu değildir. Burada işin özeti şudur, tekrar edeyim. Kıssada, bu olaylarda Süleyman peygamberin karınca vadisi halkının bayan yöneticisi ile neler görüşüp konuştuğu bize anlatılmamış. Ona fazla bilgi verilmemiş. Sadece görüşmelerden sonra Karınca Vadisi'nin bayan yöneticisinin halka duyurduğu Süleyman ve ordusuna karşı çıkılmayacağı, onlara geçip gitmeleri için yol verileceği kararı aktarılmıştır. Süleyman peygamber de bundan çok mutlu olmuştur. Devam edeceğiz. Ve Süleyman kuşları gözden geçirdi. De sonra Hüthüt'ü niçin göremiyorum, yoksa kayıplardan mı oldu, onu kesinlikle çetin bir azap ile azaplandıracağım yahut onu boğazlayacağım yahut da bana apaçık bir delil güç ile getirecek dedi. Evet, şimdi hatırlayacak olursak surenin ilk ayetlerinde Süleyman peygamberin ordusunun 3 gruptan, bir kendi grubundan, yani Süleyman'ın kendi milletinden, bir de cin dediğimiz babasından kalma yabancı ülkeden getirilmiş, orada çalıştırılan sözleşmeli yabancılar vardı. Bunlar da cindi. Bir de burada hani kuş ordusu dediğimiz şeyler vardı. Bunları, kuş ordusunu kısa bir hatırlatma yapacağım. Bunlar o günkü şartlarda, çöl şartlarında, diyelim ki muhaberede kullanmak için güvercinleri kullandığını şey yapalım. Avcılık için doğanı, şahini kullandıklarını şey yapalım. Ve burada en önemli noktada yol boyunca, yol güzergahında, sefer boyunca su kaynaklarını kendisine gösterecek bir de Hüthüt kuşu. Bizde ibibik, çavuş kuşu gibi bunların isimleri vardır. Bir de bu kuş özelliği vardır. Şimdi bunları teftiş etti. Herkes burada mı, sefere çıktık dedi ama Hüthüt'ü orada bulamadı, orada göremedi. Şimdi
Hütütü, biraz sonra onu da şey yapacağım detayıyla. Bu şeyde yani su bulmakla yükümlü, ona diyelim subay diyelim. Askerin, Süleyman'ın ordusunun su işlerini, gittikleri yerde su kaynaklarını bulacaklar. Ona su bulacak, su temin edecek. Askerin susuz kalmasını engelleyecek görevli. Şimdi neden hütüt dendiği zaman, şimdi doğada hütüt kuşu diye bir kuş vardır. Anadolu'nun değişik yerinde ibibik derler, yirbibik derler. Şimdi bunu bazı yerlerde daha değişik isimlerle de bu şey yapılır. Bu kuş, bunu kuşun mantığı, yani bu kuşun özelliği, bu kuş 5 metre, 10 metre gibi derinliklerdeki su kaynaklarını bulabiliyor, bilebiliyor. Demek ki bu kuşu beraberinde götürüyorlar, salıyorlar. Bu kuş su aramak için belirli bir bölgeye, orman içerisinde veyahut da vadide konuyor. Orada su varlığını onunla tespit edebiliyorlar. Orayı kazıyorlar. Oradan su şey yapıyorlar, elde ediyorlar. Askerin suyunu sağlıyorlar. Şimdi bu tip benzetme zaten yani bizde de vardır. Hatta bizim ordularımızda da vardır. Bu nedir diyecek olursanız, şimdi eskiden, şimdi tabii her yerde su da böyle suyun az olduğu dönemlerde veyahut da suyun az bulunduğu birliklerde şöyle bir şey vardır. Bir saka deyimi vardır. Yani askerin veyahut da toplumun, köyün, kentin suyunu sağlayan kişiye saka denir. Sakanın orijinal adı sakkadır. O ayrı bir şey. Böyle teknik ayrıntılara girmeyeyim de yani böyle. Şimdi sakka. Şimdi bu sakka dediğimiz zaman su sağlayan, sucu demek. Ama bu da nereden gelir diyecek olursanız, hepinizin bildiği gibi bir sakka kuşu vardır. Bu da ordunun su temin eden kişisinin adına sakka denir. Ne, bu isim de nereden geliyor? Dediğim gibi saka kuşundan gelir. Saka kuşuna diyelim ki saka denmesinin sebebi, onu da söyleyeyim, o kuşun su ile çok oynamasından, çok haşır neşir olmasındandır. Bu da oradan gelir. Şimdi burada bir başka şey daha var. Burada aslında şöyle diyeyim, hani mesela Süleyman Peygamber onu yok olduğu zaman ya diyor, bak mesela bana çok önemli bir haber getirir. Bu şimdi firar durumunda kendini affettirecek ya çok önemli bir şey getirir. Ya da diyor ben şimdi onu azaplandıracağım yahut onu boğazlayacağım diyor. Bunu boğazlama. Şimdi bu kuşa yönelik bir ifadedir boğazlama. Herkes tavuğunu boğazlar, yakaladığı avda kuşu boğazlar, hindisini boğazlar, hayvanını boğazlar falan gibi şeyler. Şimdi bu niye böyle boğazlayacağım diye bu ifade gittiği zaman, şimdi bu literatürde veyahut da halk arasındaki konuşmalarda kişinin mesleğine göre ceza şekli söylenir. Onu burada belirteyim. Yani diyelim ki mesela bir fırıncıyı düşünün. Fırıncıya ceza verecek olsa bir yönetici, ona der ki işte seni keseceğim, asacağım falan filan derim. Seni fırına sokacağımdır. Mesela bir pilota bir insan bir ceza vereceğini düşünecek olursanız, onu da sen boğazacağım, fırına sokacağım falan değil. Seni uçaktan aşağı atacağımdır. Şimdi böyle. Böyle yani her şeyin meslek dalının kendisine göre bir şeyi vardır. Tabii bu da hütüt de burada hani bir kuş adı taşıdığından dolayı buna da Süleyman Peygamber'in normal olarak bu şeylere benzetilmesinden dolayı seni boğazlayacağım, yani onu boğazlayacağım demesi gayet doğaldır, gayet normaldir. Çünkü bir denizci kaptana da düşünce onu seni denizde boğacağım denir, suya atacağım, denize atacağım denir yani. Şimdi hütütle ilgili de bu bilgileri verdikten sonra şimdi konuya devam ediyoruz. Bakın şimdi burada neler daha karşımıza çıkacak. Olay ne bir karınca ne bir kuş olayı. Derken Süleyman böyle kararını bildirdi vesaire. Çok beklemeden hütüt geldi.
de, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebeden sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim. Şüphesiz ki Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her şeyden verilmiş ve çok büyük bir tahta sahip olan bir kadın buldum. Onu ve toplumunu Allah'ın aslarından güneşe boyun eğip teslimiyet gösterirler, taparlar buldum. Şeytan da göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a boyun eğip teslimiyet göstermesinler, kulluk etmesinler diye kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş. Onları da doğru yoldan alıkoymuş. Bunun içinde onlar kılavuzlanan doğru yolu bulamıyorlar. Allah kendisinden başka ilah diye bir şey olmayandır, büyük arşın sahibidir dedi. Şimdi bakın kuşun. Şimdi bu ifadeler şeye gelecek, Süleyman krala gelecek, komutana gelecek. Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim deyip oradan dini, siyasi şeylerde büyük bilgiler, büyük olayları anlatması bir kuşun söz konusu değil. Burada anlatılan Hüthüt, işte dediğim gibi su aramakla, su bulmakla, ordunun suyunu temin etmekle görevli bir komutan, bir subay olduğu gibi, burada dini yönden, tevhid bilgisi yönünden, siyaset yönünden de gayet derin bilgiye sahip bir insan. Bakın bu bilgiler kuş boyutunu aştı gitti işte. Ta Sebe ülkesine gidecek. Orada bir toplumu görecek. Onlar güneşe tapacak. Ve üstelik de bir de orada şeytan diye birisini temsil eder. O şeytan dediği de halkı hak dinden uzaklaştırmak için çabalıyor. Bu bilgileri getiriyor. Ve senin bilmediğini de biliyorum diyor. Bak şimdi Süleyman peygambere, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim diyor. Demek ki Süleyman peygamber, demek ki buradaki hani Sebe ülkesi diyor, Sebe ülkesi hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Ama biraz bilgiye sahip. Nasıl bilgiye sahip diyecek olursak, şimdi şöyle onu da burada belirteyim. Kitab-ı Mukaddes'in Mezmurlar bölümünde, şimdi 71-72'ye bölümün 1 ile 12. cümlelerinde Sebe'den bahsedilir. Şimdi Süleyman peygamber babasının kitabı Mezmurlardan, daha doğrusu Zebur'dan diyelim, yani malumatı olmaması söz konusu değil. Çünkü o kitapta, babasının kitabında, Mezmurlarında Sebe ülkesinden bahsedilmektedir. Şimdi bu buradaki konu edilen Sebe neresi? Onu da burada açıklayayım. Çünkü bu çok önemli. Çünkü burada hani ifade edildi, bu ülkeyle ilgili Süleyman peygamberin bir teşriki mesaisi olacak. Süleyman peygamberin oraya dahil bir müdahalesi, bir girişimi söz konusu olacak. Şimdi bu vereceğim Sebe ile ilgili malumat ansiklopedik düzeyde bir bilgidir. Bütün ansiklopedilerde bu konu mevcuttur. Şimdi Sebe, Güney Arabistan'da yer alan ve halkı ticaretle tanınmış bir ülke idi. Baş şehri de şimdiki Kuzey Yemen'in merkezi Sana'nın kuzeydoğusunda takriben 55 mil mesafede olan Marif kentiydi. Mayın krallığının yıkılışından sonra M.Ö. yaklaşık 1100 yıllarında güç kazandı ve 1000 yıl boyunca Arabistan'da hüküm sürdüler. Daha sonra M.Ö. 115 yılında onların yerini Himyerliler aldı. Onlar da Arabistan'da Yemen ve Hadramut, Afrika'da Habeşistan'ı idare etmiş olan Güney Arabistan'ın meşhur başka bir milleti idi. Daha bunun devamı var, ansiklopedik bilgi de, bu kadarını bilelim yeter. Yani Süleyman peygamberin mücadele edeceği, onu da bahsedeceğim şimdi, müdahale edeceği
istişare edeceği, girişim yapacağı ülke burası. Kendisinin işte bugünkü hani Kudüs yöresinde, Filistin yöresinde olduğunu düşünecek olursak oraya doğru ulaşımı söz konusu olacak. Şimdi burada Hüttüt şey yaparken Süleyman Peygamber şeyde onlara çok şeyler verilmiş diyor. Kendisine her şeyden verilmiş diyor. O ülkeye dair her şey verilmiş diyor. Yani oranın çok büyük nimetlere mazhar olduğu, tabii ki o zaman için o toplumun tarım toplumu olduğunu dikkate alalım. Yiyecek yani bitki, hububat, meyve, sebze yönünden o bölgenin çok zengin olduğunu ifade etmektedir. Şimdi burada bir de onun tahtının büyüklüğünden, genişliğinden bahseder ki burada da onun tahtının büyüklüğü mecaz olarak, şimdi onu da abartılar söz konusu, biraz sözüne sizleri biraz güldüreceğim yani o şeyle, tahtla ilgili. Tahtın büyüklüğü, makamın büyüklüğü dediğimiz zaman aslında ülkenin genişliğidir. Hükmediler. Yani hükümranlık sürdüğü zaman nerelere, hangi ülkeleri, kaç metrekarelik bir alana hükmediyor noktasıyla ele alacağız. Yani bir şey düşünün ki az miktarda bir yere hükmediyorsa, oranın hükümdarı ise onun tahtının küçüklüğü. Ama çok geniş ülkelere, çok geniş bir coğrafi alana hükmediyorsa da onun tahtının büyüklüğü ifade edilir. Bu bunun mecazi olarak anlatımıdır. Şimdi burada ama millet buradaki tahtın büyüklüğünü fiziki büyüklüğe çektiler. Şimdi fiziki büyüklük olarak ele alınca da şimdi hani uydurmasyon, hani haddini bilmezlik bir tarafa, hani Sübhaneke la ilme lena demeyip Allah'ım sen vermediğin bilgiden başka bilgimiz yok demek yerine bakın neler söylenmiş. Bunları işte Kur'an çalışması yapan tefsircilerin hepsi tefsirlerinin içerisine maalesef sokmuşlar. Ben gülelim, işi ciddiye alalım. Onun için de bu ciddiyetle Kur'an'ımızı doğru anlayalım, bu tip şeylere fırsat vermeyelim diye deşifre etme açısından birkaç tanesini size nakledeceğim. Şimdi İbn Abbas dedi ki, bu peygamberin amcasının oğlu İbn Abbas, bu kadının tahtının uzunluğu 80 zira, eni de 40 ziradır. Şimdi bir zira arşın deriz hani ki bugün 60 santimlik, 68 santimlik bir şey. Şimdi kadın 80 zira dediğimiz zaman bunu ortalama şey yapacak olur, 80'i normal 50 santimden şey yapsak oturduğu tat 50 metreye öyle diyelim. 40 zira dediğimiz zaman 20 metrelik bir dikdörtgen şeklinde bir koltuğu varmış kadının, tahtı varmış. Yukarı doğru yüksekliği de 30 zira idi. Oo, bak şimdi bir de yüksekliği var. O da 30 zira. Onun da 15 metre olduğunu varsayalım. İnci, kırmızı, yakut ve yeşil zebercetlerle süslü idi. Yani şu andaki yakut, elmas vesaire var ya, onlarla da süslüymüş. Şimdi bir kadını, hadi bakalım şimdi burada 40 metre bir tarafa, 20 metre derinliğinde, 15 metrelikte yukarı doğru yapılmış bir şeye çıkartın, oturtun. Akıl var, mantık var yani. Ama bu böyle, bunlar düşünülmeden, akıl ve mantığa bunlar sunulmadan, bunlar test edilmeden, sağlaması yapılmadan maalesef anlatılan şeylerdendir. Katade dedi ki, ayakları inci ve cevherdendi. Üstündeki örtüler ise ince ve kalın ipektendi. Üzerinde de 7 tane kilit vardı. Tahta kilit. Yani tahta kilit. Yani tahtada kilit değil de makam koltuğunda. Yani şimdi şöyle bizde televizyonlarda falan başbakanların, cumhurbaşkanlarının oturduğu koltuk var ya, işte bu onlardan bahsediyoruz yani. Mukatil de şöyle demiş. Tahtı 80'e 80 zira idi. Bu biraz daha büyütmüş. Yerden yüksekliği de 80 zira idi. Hoppala.
bu olayı tam bir küp şeklinde sokmuş. Mücevherlere süslenmişti. Şimdi böyle 40 metreye 40 metre buyurun onun üstünde birisini oturtturun. İşte İslam dini bu adamlar vasıtasıyla, bu anlatımlar vasıtasıyla gözden düşürüldü. İbn-i İshak dedi ki, ona kadınlar hizmet ederdi, beraberinde ona hizmet etmek için 600 kadın vardı. Yorum size ait. Şimdi devam ediyorum ben. 27-28. ayetler. Şimdi Hüttüt bu bilgileri verdi ya. Ondan sonra Süleyman dedi ki, doğru mu söyledin? Yoksa yalancılardan mısın, bakacağız. Şu mektubumu götür. Onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz geri şekilde bak. Neye dönecekler? Evet. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Orada bir ülke var, çok zengin. Hani şu anda da böyle güçlü ülkeler, hani biraz cahil, biraz yani teknik olarak vesaire kendini geliştirmemiş ama mali yönden yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri açısından zengin olan ülkelerin mallığına, mülküne nasıl göz dikip onların nasıl elde etmeyi, oraları nasıl işgal ediyorlar biliyorsunuz. Ama burada bakın Süleyman'da böyle bir şey yok. Orada her şey var. Orası yeraltı zenginlikleriyle, yerüstü zenginlikleriyle çok zengin bir yer ama Süleyman peygamber onların hiçbirisiyle ilgilenmiyor bu bilgiden sonra. Ne diyor? Şu mektubu götür. Evet. Şimdi onlara de ki, o bırak, sonra da onlardan biraz geri şekilde bak neye dönecekler. Süleyman peygamber oraya bir elçi gönderecek, diplomatik bir mektup yazacak. Şimdi onu inceleyeceğiz. Şimdi bu mektupla ilgili ayrıntılı detayın hepsi yok. Kur'an'da ama çok özel noktalar var. Süleyman'ın mektubunu alan Sebe Melikesi, demek ki Hüttüt onun o mektubu götürdü oraya. Ey ileri gelenler, şüphesiz ki bana kesinlikle çok saygın, şerefli bir mektup bırakıldı. Şüphesiz ki o mektup Süleyman'dandır ve bana karşı büyük taslamayın, teslimiyet görerek Müslüman olarak bana gelin diye yarattığı canlılara dünya çok merhamet eden engin merhamet sahibi Allah adınadır. Bak işte mesele burada bitiyor. Şimdi dedim ya, Hüttüt'ün verdiği bilgiye göre Sebe ülkesi çok zengin bir ülke, yeraltı yerüstü kaynaklarıyla. Ama Süleyman bunlarla ilgilenmiyor. Diyor ki, burada bak, büyüklük taslamayın diyor. Bak, birinci meseleyi buraya getirmiş ve arkasından da ne diyor? İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O mektup Süleyman'dandır ve o mektup Allah adına, Rahman ve Rahim olan Allah adına yazılmıştır. Yani Süleyman peygamber oranın yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin hiçbirisiyle ilgilenmeyip onları yapacağını, isteklerini Allah adına yapmakta bizim, öyle diyor, onun hak dinine girmemizle ilgilidir diyor. Şimdi evet, mektubun içeriği noktasıyla ilgili fazla şey yok. Sadece Allah adına oluşu bize yetiyor. Şimdi Allah adına hareket etmek, Allah adına iş yapmak bildiğiniz gibi peygamberlerin işidir, peygamberlerin görevidir. Evet, şimdi ama bu mektup nasıl bir mektup olacak? Şimdi bir de bu mektubun şeyi de duracağım ama şimdi
Bu mektupla ilgili de, Süleyman'ın yazdığı mektupla ilgili de bakın, yani o abartı şeylerinde, efsane şeylerinde neler var. Onları da size ben şöyle biraz bahsedeyim. Rivayet olunduğuna göre Hüttüt oraya ulaştığında bu kraliçenin etrafının duvarlarla kapatılmış olduğunu gördü. Belkıs'ın güneşe ibadeti dolayısıyla doğduğunda güneşin girmesi için duvarda bırakmış olduğu bir küçük boşluğa gitti. Rivayete göre Belkıs uykudayken mektubu bıraktı. Bunu bir kuş olarak şey yapıyor. Ha, ben size bir bilgi daha vereyim, onu atladım. Bu Hüttüt kuşu, yani ibibi kuşu dediğimiz kuş, kırlangıç büyüklüğünde bir kuştur. Aladır rengi, kuyruğu biraz uzundur. Böyle ormanda falan yakaladığınız zaman elinize de pisler. Elinizi de hemen kirletir. Öyle küçücük bir kuştur. Bu kuş, şimdi geleceğiz bir başka noktaya. Bu anlatıma göre o ufacık bir delikten, hani Sebe Melikesi'ni şey yapıyormuşlar, güneşe taptırıyormuşlar, güneşi görmesi için ufacık bir deliği varmış o sarayında, o saraydan öyle girivermiş. Orada da hemen mektubu da oraya bırakıvermiş. Öyle diyor. Şimdi uykudayken birilerinin yanına girdiğini zannetti. Uykudan kalktığında kendisinde bir değişiklik görmedi. Güneşin durumunu öğrenmek üzere duvardaki boşluğa bakınca da Hüttüt'ü gördü ve böylelikle durumu anladı. Bir başkası da Vehd İbni Zeyd şöyle demişler. Onun güneşin doğduğu yerine bakan bir duvar boşluğu vardı. Güneş doğdu mu secde ederdi. Hüttüt de bu boşluğu kanadıyla kapattı. Güneş yükseldi. Belki de bunun farkına varmadı. Güneşin doğuşunun geciktiğini anlayınca ayağa kalkıp oraya baktı. Hüttüt de mektubu ona attı. Mektubun üzerindeki mührü görünce titredi ve boyun eğdi. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü mühründeydi. Mektubu okuduktan sonra kavminin ileri gelen topladı ve ayetten daha sonra gelecek olan sözlerle devam etti diyor. Şimdi burada bir noktaya daha belirteyim ben size ki bu ayetler doğru anlaşılsın. Şimdi Süleyman peygamber mektup yazdı, Hüttüt'le yolladı. Burada iyi duralım şimdi. Bu olay, bu mektubun yazıldığı olay milattan önce 1500 ila 2000 yılları arasındaki olan bir şey. Bir. Yani bundan aşağı yukarı 3500 sene evvelki bir olay. Ortada yazı malzemesi olarak ne olabilir? Tabletler, papirüsler, belki parşömenler de olabilir. Bunlar da Arabistan'a biliyorsun peygamber döneminde bile yoktu yani. Onun için Kur'an'ın ilk nüshaları tabletlere, taşlara, kemiklere vesaire falan yazılıyordu. Bu bir gerçek. Şimdi bu mektup diplomatik bir mektup. Sadece başında da Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Şimdi bu mektubun devamını, şimdi bu mektubu ya çivi yazısıyla yazdılar o dönemde, başka yazı yok. Ya da hieroglif yazısıyla yazdılar. Bunu neye yazdılar? Tablete yazdılarsa yani bir çamur kardılar, kil. Bu kil ne kadar diyelim? En azından bu binadaki şu kapılar kadar. O çamurun üzerine çivi yazısıyla yazdılar veyahut da hieroglifle yazdılar. Sonra onu kuruttular, fırınladılar. Koskoca bir sert bir madde oldu. En azından da 100 kilo, 200 kilo. Evet, şimdi bu 100 kiloluk 200 kiloluk kapıyı, o tableti diyelim ki kiremiti diyelim, yani o şekilde kiremitleşmiş bir şeyi, şimdi demin ne bahsettim, Hüttüt kuşu ne kadardı? Kırlangıç kadar bir kuştu. Ona vereceksin diyelim ki şeyden Filistin'den ta Yemen'e kadar onu götürecek. Şimdi bu şeyler, işin gerçeği bu.
Bakın işin gerçeği bu. Şimdi biz zannediyoruz ki hani bunu şey yaptık. Yakın zamanlarda falan posta güvercinlerin hani ayağına not bağlayıp oradan oraya uçurarak yollanıyor ya. Şimdi biz ufacık bir kağıt var zannediyoruz. Ona yazılar, notlar yazıldı. Aynı bir şeyin bacağına bağlandı, kuşun bacağına, hadi falan yere git götür dendi gibi hemen işin bayatında basitinden ele alıyoruz. Halbuki o zamanlarda yazı hiyeroglif, yazı malzemesi olarak da tablet veyahut da dediğim gibi ceylan derisi, keçi derisi bir kocaman bir şey. Hangi açıdan bakarsak bakalım bu mektubun en az 100 kiloluk bir boyutu var. Bunu kırlangıç kadar bir kuşun götürmesi vesairesi mümkün değil. Akla mantığa da sığmaz. Öyleyse nedir? Bu hütüt dediğimiz, bu bilgileri veren ve Süleyman Peygamber'in elçi olarak gönderdiği hütüt adlı şey bir subaydır, bir kişidir. Dini iyi bilen, siyaseti iyi bilen bir kişidir. Ve o mektubu da o günkü ulaşım şartlarında ama deve sırtında, ama katır sırtında, ama vardıysa o dönemde tekerlekli bir kağını, araba vesaire, bunu ancak onlarla götürebilmiştir. Kaç günde götürmüştür, nasıl götürmüştür, onunla ilgili bize bilgi verilmemiştir. Unutmayalım. Olayın tarihinde kağıt yok. Böyle basit kalem de yok. Yazı çivi yazı veyahut da hiyeroglif yazı. Yazı malzemesi de tablet. Bunu buyurun bir kuşla yollayın. Öyleyse oradaki hütüt kuş falan değil. O dediğim gibi bir de burada dini yönden çok bilgili. Dini biliyor, imanı biliyor, ahlakı biliyor. Onların puta taptığı, güneşe taptığını biliyor ve en büyük şey de şimdi o noktaya geleceğiz. Orada kötü niyetli, şeytan niyetli bir adamın da onları özellikle, bakın özellikle Allah'tan uzaklaştırıp şirke götürdüğü, bataklığa götürdüğü, güneşe taptırdığı da vurgulanmaktadır. Şimdi şöyle bir şey daha burada şey yapalım. İşte şirke taptırdığı, şirke götürdüğü için, Allah'tan uzaklaştırdığı için Süleyman oraya müdahale etmiştir. Bakın, şimdi unutmayalım, burada şunun vurgusunu da yapayım. Herkes din seçmekte özgürdür. Allah kimseyi diniyle, imanıyla, Müslüman olacaksın, Hristiyan olacaksın, şuydu buydu falan kimseyi zorlamaz. Dinde serbestliği vardır. Şimdi, peki onlar güneşe tapıyormuş da Süleyman Peygamber onlara niye din ve fikir özgürlüğü tanımamış da müdahale ediyor diyecek olursak, ki denebiliyor, onların güneşe taptığından dolayı değil, bakın onun altını çizeyim, orada bir şeytan tiniyetli adamın varlığı halkı şirke sürüklediği için Süleyman Peygamber oraya müdahale etmiştir ve etmek istemiştir. Unutmayalım. Bunu inşallah ileride Tevbe suresinde veyahut da Bakara suresinde de geniş geniş şey yapacağız. İslam'da savaş nedeni, müdahale nedeni fitnedir. Fitne insanları hak dinden uzaklaştırıp şirke götürüp onların cehennemde yanmasına sebep olmaktır. İşte onun için o insanları hak dinden uzaklaştırıp şirke bulaştırıp oradaki insanların cehenneme gitmesine sebep olacağından dolayı Süleyman Peygamber oraya müdahale etmiştir. Bu İslam'da, Kur'an'da, Allah'ın sünnetullah'taki kanunudur. Bu tarz şeylere müdahale edilir. Evet, şimdi devam ediyoruz. Melike dedi ki, mektubu aldı ya, ey ileri gelenler, bu işimle bana fetva verin. Siz bana tanık olmadan hiçbir işi kestirip atmam. Bakın, bu Melike dediğimiz kraliçe bir bayan. Şimdi bunu biliyorsunuz, literatürde bunun adı Belkıs diye geçti ama Kur'an'da Belkıs adı diye bir isimden bahsedilmez.
Orada Melike, Sebe Melikesi diye geçer bu. Onlar, bu kadın bakın ne kadar şey yapıyor. Bunun bir danışma kurulu var. Tek başına diktatörce hareket etmiyor. Bu çevresiyle istişare ediyor, ileri gelenleriyle. Bakın bu konuda bana fetva verin, yardımcı olun. Siz bana tanık olmadan hiçbir işi kestirip atmam. Kendi başıma iş yapmam diyor. Heyet raporu istiyorum. İstişare, şura. Şura neydi? İslam'ın temel ilkelerinden birisidir şura. Şura, ortaklaşa bal temin edip ortaklaşa bal yemek demekti. Öyleyse ortak akıllı bulalım, ortak kararı alalım ve hepiniz toplanın, herkes fikrini beyan etsin, fikirlerinin içerisindeki en uygununu tercih edelim, bal gibi yiyelim diyor. Ben tek başıma benim dediğim olmasın diye burada şura heyetini kurup şurayla bir karar alalım ve ona göre davranalım diyor. Evet. Şura İslam'ın özüdür. İslam'ın ana kurallarındandır. Ama Muaviye döneminde tekrar ediyorum, İslam'ın temel emri, temel ilkesi şura ortadan kaldırıldı. Yerine icma getirildi. Yani cahil cühelanın toplu kararına icma dendi. O uygulanır oldu. Müslümanların ondan da o zamandan bu zamana da iki yakası bir araya gelmedi. Halbuki her işte şura olsaydı Müslümanlar bugün başka bir yerde, başka bir şartlarda olabilirlerdi. Evet. Burada da yine savaş şartlarında da savaş böyle önemli bir şeyde o melike, bayan yöneticisi, yönetici toplumunu çağırmış, ileri gelenlerini şura danışma kurulunu toplamış, onlardan fikir alıyor. İleri gelenler bakın ne diyorlar. İleri gelenler dediler ki, biz kuvvet sahibiyiz ve savaşmayı çok iyi bilen kimseleriz. Buyruk ise senindir, artık ne emredeceğini düşün. Oo, biz çok güçlüyüz, savaşmayı da iyi biliriz. Ama yine de buyruk senin. Ne edersen emredersin diyor. Evet. Şimdi burada yine palavracılar devreye girer. Bu ayeti şey yaparken. Mesela İbn Abbas diyor ki onlardan herhangi birisi gücünün bir göstergesi olarak atını koşturur. Nihayet en hızlı koştuğu bir sırada bacaklarını kapatır ve gücüyle atını durdurur. Buyur, o adama güç isnat etmişler. Burada onlar güçlüyüz dediler ya, onların gücünü anlatmaya çalışmış. Onların böyle güçlü olduğunu, yani insanüstü bir şeye götürmeye çalışmışlar. Yine dediğim gibi abartılar, yine abartılar. Şimdi Melike bu söze karşı, yani danışma kurulundan çıkan karar, güçlüyüz, savaşırız, onları yeneriz. Siyaset. Dış siyaset, savaş şartları. Melike, kraliçe bak ne diyor. Bayan, hiç şüphesiz ki krallar bir memlekete girdikleri zaman hemen orayı bozarlar ve halkının ulularını aşağılarlar. Onlar da böyle yapacaklardır. Ben onlara bir hediye göndereyim de bakalım elçileriyle ne ile dönecekler. Bak ne kadar akıllıca bir şey. Diyor ki tarihi şeylere baktığımız zaman, birikimimize baktığımız zaman krallar bir memlekete girdikleri zaman hemen orayı bozarlar ve halkının ulularını aşağılarlar. Şimdi bu olayı dedim ya 3500-4000 sene evvelki bir siyaset. Şimdi bunu güncele getirdiğimiz zaman Irak'ta yaşananları, Suriye'de yaşananları, Kuveyt'te yaşananları, Libya'da yaşananları dikkate aldığımız zaman demek ki o günden bugüne dünya siyasetinde hiçbir şey değişmemiş. Evet, emperyalistler, krallar bir yere girdikleri zaman orayı bozarlar. Her şeyini ellerinden alırlar ve halkının ulularını, o yöneticilerini var ya, onu da aşağılarlar. Bunları gördük mü? Libya'da gördük mü? O yöneticilerin, o despotların Irak'ta gördük mü? Ne hale, ne kadar aşağılandıklarını, ne hale getirildiklerini? Bunlar Kur'an'ın mucizesidir. Bakın,
Kur'an'ın mucize. Onlar da böyle yapacaklardır. Bak biz bu Süleyman'a dövüşelim, kavga edelim, savaşalım, seni yeneriz falan filan diye ortaya çıkacak olursak bizim durumumuz da onlardan farklı olmayacaktır diyor. Evet, ne yapıyor? Bir hediye gönderelim de bakalım. Öyle mi? İş nereye varacak diye işin sulhen, görüşmeyle, konuşmayla şeyini yapacaktır. Şimdi bu ülke orayı bozarlar diyor. Niye biliyor musun? Şimdi böyle hani emperyalist ülkeler bir yere gözüktü müydü oranın varlığını sömürme geçtikleri zaman sadece kendi güçleriyle yapmazlar. Onlara karşı yerli işbirlikçileri vardır. Dünyanın her tarafında bu vardır. Yerli işbirlikçilerle beraber onlar da yardım ederler ve böylece yerli işbirlikçilerle birlikte orayı talan ederler, giderler. Şimdi her tarafta bu böyle oldu. Mesela şimdi tuhafınıza gider. Hep Kur'an-ı Kerim'de şey yapılırken Kur'an'ın bir bahsettiği Karun vardır ki Firavun'un sağ kolu mahiyetinde ve dünyanın en zengin olarak bilinir. Musa'nın kavmi, İsrailoğulları Mısır'da köleyken Karun da dünyanın en zengini konumudur. Karun kimdendir bilir misiniz? Karun Musa'nın kavmindendir, İsrailoğullarındır ama Firavun da işbirlikçidir. Ve şimdi de dünyaya bakacak olursanız işgalci ülkelerin yaptıkları, geldikleri şeyin içerisinde devamlı yerli işbirlikçiler vardır. Bütün emperyalistler hepsi yerli işbirlikçiler sayesinde oralara gelmiştir. Yani sanmayın ki Suriye'ye mesela şimdi bugünkü şartlarda Amerika girdiyse, Rusya girdiyse, Libya'daki o şeyler olduysa sadece o dış güçler şeyiyle değil, onları davet eden, onlarla işbirliği yapan hainleri vardır, işbirlikçileri vardır. O sayede bunlar olur. İşte o aşağılamalar bunlarla gerçekleşmektedir. Elçi Süleyman'a gelince ne olmuştu? Kraliçe yakınlarının danışma kurulunun dediğinin dışında başka bir yol seçti. Sulhen anlaşma yoluna gitti. Ona hediye yolladı. Evet, elçi Süleyman'a gelince Süleyman, siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? İşte Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Tersine siz hediyenizle böbürlenirsiniz. Onlara geri dön. Elçiye diyor geri dön. Bak biz böyle parayla, pulla, malla, mülkle, altınla, gümüşle falan şey yapan birisi değiliz. Bizde daha iyisi var. Yani bizde bunların daha iyisi var. Bizde daha çok nimet var. Bunlar bizim için bir şey değil. Onlara geri dön. İyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları kesinlikle hor ve aşağılanmış olarak çıkarırız. Melike'nin dediğiyle doğru mu? Yani Melike, krallar şöyle yapar diyor, Süleyman da öyle yaparım diyor, aynı şeyi söylüyorlar. Evet, ve böylece hediyeyi kabul etmez Süleyman ve onu geri yollar. Orada mektubundaki gerekçeleri, yani şirki terk etmelerini, o şeytana engel olmalarını, hak dine girmeleri yönündeki ısrarını sürdürür. İşte bu da nedir? Dinde zorlama yoktur diyoruz ama böyle şöyle fitneye de engel olmak vardır. Şimdi bu defa iş şeye geldi, elçiliği geri yolladı. Süleyman kendi sarayında kendi çevresiyle istişareye başladı. Bu ne? Süleyman dedi ki ey ileri gelenler, onlar teslim olanlar olarak bana gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir? Şimdi onlardan bir teslimiyet bekliyor ama bunu daha kolay, daha iyi biz bu işi nasıl çözeriz? Onun tahtını bana nasıl getirirsiniz? Yani ne demek? Onun ülkesini
benim ülkeme nasıl kanat katarsınız, onun ülkesini de nasıl biz yönetiriz? Evet, burada keselim. Bundan sonraki sohbetimizde de kalan bölümü devam edelim inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.